Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hizmete giren, Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen milyonlarca yıl öncesine ait fosiller geçmişe adeta ışık tutuyor. Bilgiler veriliyor. Altında tarihi. Buradan böyle boşaltmışsın. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir tabiat tarihi oluşturma girişimleri yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var bunun. 10 yıl öncesinde başlayan çalışmalarla yürütülüyordu. Sona geldiğimizde artık üniversitemizin 48. yıl dönümüne denk gelen 9 Şubat tarihinde tüm çalışmalar tamamlandı ve müzemiz resmi olarak açılmıştır, ziyarete açılmıştır. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Hem halkımızın hem de okulların ilgisi büyüktü. Müzemize resmi bir statü kazandırmak için Kültür Bakanlığımıza da başvurumuzu yapmıştık. Özel müze statüsü almak için. 1 Temmuz itibarıyla bu başvurumuz da onaylandı, kabul edildi ve üniversitemiz Tabiat Tarihi Müzesi artık Kültür Bakanlığı bünyesindeki özel müze statüsünü kazanmış oldu. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen başta yöneticilerimiz olmak üzere herkese buradan özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Müzemizde hem jeolojik hem de biyolojik çok sayıda materyal var. Yaklaşık 3000'e yakın materyalimiz var. Aynı zamanda laboratuvarlarımızda da materyallerimiz mevcuttur. Laboratuvar dolaplarımızda etütler için. Ve müzenin fosiller bölümü oldukça ilgi çekiyor. Çünkü yerkürenin geçmişini yansıtan, yerkürenin geçmişinin tanıkları olan fosiller veyahut da canlıların kalıntıları hakkında bilgi edinmek istiyorlar ve bazılarını gördükçe de oldukça şaşırıyorlar. Yaklaşık 500-540 milyon yıl öncesine ait eklem bacaklılar dediğimiz fosillere ait örnekler mevcut. Trilobit fosili özellikle çok ilgi çekiyor. Çünkü çok eski olduğu için ve günümüz böcekgillerinin de atası olduğu için çok ilgi çekiyor. Yaklaşık 440 milyon yıl öncesi ve farklı dönemlere ait mercan fosillerimiz mevcut. Mercanların da taşlaşmış halleri ilgi çekmekte. Yine derisi dikenliler dediğimiz veyahut da günümüzde deniz kestaneleri olarak bildiğimiz, deniz yıldızları olarak bildiğimiz canlı gruplarına ait çok çeşitli fosillerimiz mevcut. Bunların denizlere ait olması hayret uyandırıyor tabii ziyaretçilerimize. Fosillerin güzel tarafı da bu. Bir fosili bulduğunuz zaman o döneme ait hem yaş verebiliyorsunuz, o dönemin bu canlının hangi dönemde yaşadığını bildiğimiz için o dönem hakkında bilgi sahip olabiliyoruz. Hem de nasıl bir yerdi, ortam nasıldı, nasıl bir coğrafyaydı bunları anlamamızda önemli ipuçları veriyorlar. O da o anlamda fosiller jeolojik çeşitliğin en değerli örneklerinden. Geçen Kasım ayında UNESCO bir karar aldı. Bundan 2022 yılı itibariyle artık her yılın 6 Ekim'i tüm dünyada Uluslararası Jeolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanılacak. Buradan da Jeolojik Çeşitlilik Günümüz kutlu olsun diyorum.